Şener Üşümensoy. Hocam geçmiş olsun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen ben gireyim size. Tabii ki, lütfen paylaşın. 24 Ocak 2020 yılında Elazığ'daki Sivrice depreminde kırılan fayın batıya doğru uzanan kesimi Doğan Yol Dağı'na kırılma oldu ve enerjisi orada bitti. Ama Petürge'deki fay yetersiz atımla kırıldı. 20-25 santimlik bir atımla. Orada bir el bombası gibi patlama duruyordu 2020'den beri. Bunun doğu batıya doğru devamı Çelikhan'a doğru, Erkele'ye doğru gelen bir fay attı. Stres 10 üzerinde ve bu 2-6 Şubat'ta da olan 23'teki depremde de fay geldi Erkele'ye, hatta şeyden çıktı, Pazarcık'tan Gölbaşı ve Orman Erkelek ve Çelikhan'a da geldi. İşte o ikisi arasında iki depremden de etkilenmiş, stres yüklenmiş bir alan var. Pötürge payı diyorum. Pötürge Çelikhan payı. Ve orada olan depremler, ben 2020 yılından beri orada 6'lık, 6,5'lık bir depremin potansiyelini hep vurgulayarak konuştuğum noktada ortaya çıkan durum aslında 6 Şubat'ta oradaki stresin, var olan stres boşalmadı. Fakat hem 6 Şubat'tan hem de 2020'deki 23 Şubat'taki, 24 Şubat Ocak'taki depremden dolayı burası stres yüklü. O nedenle bu stres nereye mal olur derken 7'nin altında bir deprem oluşabilir. Fakat fayın uzunluğuna baktığı zaman 50 kilometre kadar, yani bu boyutuyla Pötürge'de ve Çelikhan'a doğru giden kesimde risk geldi. Bunun kuzeyinden etkilenen bir olay. Şener Hocam, bu Pötürge fayı mı? Pötürge fayı. Pötürge ve Çelikhan'a gelen Kuzey Doğu Anadolu fayının kırılmamış, az kırılmış, stres yüklü olan yegane kolu orası. Aynı. Peki şimdi bu depremle birlikte boşaldı mı o enerji? Hayır, boşalmadı. Beşik depremde yırtılan fay, demin 50 kilometre dedim ya, bir fay düzleminde aşağı yukarı 10-12 kilometre derinliği var. 50 kilometre uzunlukta bir fay. Onun üzerinde stresi belirttiği alanların etrafında Beşlik depremde yaklaşık 3 kilometre çapında 10 kilometrelik çember şeklinde stres boşalan yırtılmalar yapıyor. Burada belki 10 tane ve ondan da fazla 5-10 dakikalık depremle yırtıldığında yaklaşık Beşlik depremde 10 tanesi olursa 100 kilometrelik bir deprem oluyor. 2100 kilometre karelik bir yırtılma. Bu da 6'lık deprem momentine eşit. Yani 2020'den bu yana neredeyse 6'lık bir deprem oluşuyor burada. Ama 7'lik depremde 1000 kilometre karelik bir yüzey yırtılır. Ve bu tabii ki bu 5'lik depremlerde yırtılacak fayın etrafını belirliyor. Ve o ileride bu 6'lık ve 1,5'lük veya daha büyük bir deprem potansiyeli olan bir bölge, aşağı yukarı Doğu Anadolu fayında kırılmamış yegane fay da burası. Peki daha büyük deprem uyarısında bulundunuz Malatya için mi, yoksa başka iller özelinde mi paylaştınız? Şimdi burası güneye doğru Adıyaman'a, Sincar'a doğru etkisi olur. Evet. Kuzeye doğru Battalgazi, batıya doğru da bahsettiğimiz gibi Bey Dağları'nın hemen önünde Yeşilyurt'ta da bir fay hattı var. Ama burada hemen Elbistan depreminden sonra Doğanşehir'den Yeşilyurt'a doğru fay uzandı. Orada olan depremler vardı. 5-10 diye büyük deprem oldu. Ama burası Doğanşehir'deki kırılma, 2020'deki kırılmadan kırılan fay Doğanşehir'de 2 metre hareket ederek yırtılırken buraya gelince 20-25 santimlik bir hareketle yırtılıyor ve 1,5 metrelik kırılma potansiyeli olan bir riskli bölge. O riskli bölge batıya doğru uzanarak, yani Çelikhan'a ve Erkelek'e doğru uzanarak bir deprem kırılma potansiyeli olan bölgeye oluşuyor. Diğer taraftan da 6 Şubat'ta da Pazarköy'den Erkelek'e kadar fay kırıldığı için ikisi arasındaki boşluk, iki uçtaki boşluk ve üstelik de stresle yüklenmiş boşlukta depremler oluyor. Bunlar bir taraftan artçı diye yorumlanabilir ama bunlar kırılmış, bu kırılma potansiyeli olan bir fay. Henüz ne 6 Şubat'ta ne 2020'de tam olarak kırılmadığı için risk burada odaklanıyor. Peki Şener Hocam, şimdi hemen bu depremin peşine Kandilli açıkladı. 3,5'luk bir artçı oldu. Artçıların olması iyi bir şey mi peşine?
Yani bir fay benim gibi şöyle 10 kilometre, şöyle bir şey düşünün, fay boyunca derine doğru 10 kilometre bir perde indirin. Onun üzerine belli bölgelerde çok stres birikmiş, hareket etmemiş, kitlenmiş yerler var. Onun etrafındaki kenarlarında, bunu asfalt diyoruz, kenarlarında 3 kilometre çapında birkaç santimlik oynamayla kırılırsa 5'lik depremler oluyor. Ama 10 kilometre çapında 100 kilometre karelik bir yer yırtılırsa 6'lık deprem oluyor. Ama 7'lik deprem yaklaşık 1000 kilometrelik bir alanın karenin yırtılmasıyla oluşuyor. Bunun anlamı şu, 5'lik depremde 3 kilometrelik bir çemberde yırtılma var. Yani çapı 3 kilometre olan bir çemberde 5-6 santimlik bir yırtılma oluyor. İşte bu bizi sokaklarda sallayan olay bu. Aşağı yukarı 2020'den beri de sürekli burası devam ediyor. Ama 3'lük depremde yırtılan yer çok küçük bir şey. Yani onun etrafında birkaç yüz metrekarelik bir yüzeyde bir yırtılma olduğu zaman 3'lük depremde oluyor. Ama o çembersel alanın etrafında kırılmalar. Ama ana kırılma bu neredeyse şeyde 2020'den beri bu ana Patürge fayının çevresindeki alanda bu tip kırılmalar oluyor. Ben de buraları hep riskli olarak gördüğüm yer olarak bahsettiğim yer burası. Doğu Anadolu fayında kırılmayan ana faylardan biri burası. Daha evvel de mesela Antakya'daki binalar bütün de çok yıkılmıştı. Ama fay kırılmamıştı. Antakya, Defne, Samandağ'daki fay ana depremden 20 gün sonra 6.4'lük depremde yırtılmıştı. Burada da ona benzeyen bir potansiyel, belki biraz daha büyük bir yırtılma olabilir diye kestirim yapıyorum. Yırtılma olabilir ama bu yırtılma şimdi değil sanırım, değil mi? Doğru anladım. Yani o şimdi de olabilir. Yani o yırtılma bakımdan hep pozitif. Hı hı. Yani anlattığım olay 2020'den başladı bu. 2020'de yırtılmış bir yer, bir camı kırın, o belli bir yer çok kırılmışken ince çatlaklar gidiyor. Batürge böyle bir çatlak içinde, kırılmış çatlaktı. Ama o kırılmaya bundansa ilk şiddette o kırılacaktı. Ve orada bu kırılmalar hala o çatlak devam ediyor ama ana kırılma gerçekleşmedi. Peki. Şener Hocam, o zaman son sorum olsun. Şimdi 5-10'da 2 büyüklüğünde dedik ama şiddetini çok fazla hissetmiş bölge halkı. Bölgede yaşayanlara bir çağrınız var mı? Ne söylemek istersiniz? Çünkü çoğu kişi dışarıda. Ya o Patürge'nin aslında vadiden giden bu Fırat Nehri kuzeyden gelerek Doğanşehir'de yırtılarak kuzey güney giden ırmak birden doğu batı gidiyor 10 kilometre kadar. Sonra güneye gidiyor. Burada ana yırtılma hattı. Ama güneye doğru, batıya doğru geldiği zaman Patürge içinde yırtılmalar var. Sonra Çelikhan'a doğru gelirken çatallanıyor. Ve diğer taraftan Erkelek'e doğru giden bir hat var. İşte bu iki deprem arasındaki yırtılmayan bir bölge, üçüncü deprem olarak, küçük üçüncü deprem olarak yer alan bölge burası. Yani söyleyeceğim bu. Burası önemli bir olgu. Yani bu ne bu şeydeki Elazığ depremine yakın, ondan biraz daha küçük bir deprem olabilir. Bu o önümüzdeki dönem, evet, için.